Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Her pazartesi olduğu gibi bu hafta da ekosistemi konuşacağız. İki başlık ele alacağız. Programın ilk bölümünde birazdan Tekvan VC yönetici ortağı Yiğit Arslan bizimle olacak. Venture Capital dünyasını, yatırımları, genel olarak küresel taraftaki bu büyüme, resesyon endişeleri acaba yatırımcı ortamına nasıl yansıyor? Startupların motivasyonu nasıl? Bol bol konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise Eklit CEO'su Evren Ballı bizimle olacak. Kendileri de COBİ'ler için aslında bulut teknolojilerine erişim sağlıyorlar. Bulut hizmetlerini COBİ'lere daha erişilebilir hale getiriyorlar. Oradaki startup'ı, onların hikayesini dinleyeceğiz. Ben hemen stüdyoya döneyim. İlk konumuza başlayalım. Yiğit Arslan bizimle dedik. Yiğit, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Güzel. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Aslında Tekvan olarak 2022 böyle sizin sanki hani bir kez daha doğduğunuz bir yıl oldu gibi. Çünkü rakamlara baktığımızda ivme kazanarak büyüyor. Ama biraz senden dinleyelim, neler yapıyorsunuz? Biz özellikle Tekvan olarak erken aşamadaki teknoloji şirketlerine, startuplarına, girişim şirketlerine yatırım yapıyoruz. 2020 yılı yaz aylarında fonumuzu kurduk. Temmuz ayıydı. Geçtiğimiz yılda en fazla sayıda startup'a yatırım yapan fon olduk. Bu senede yine aynı şekilde hızlı bir şekilde fon olarak startup'lara yatırımımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl başından beri de 12 farklı girişim şirketine yatırım yapmış durumdayız diye özetleyebilirim. Özellikle de Tekvan yalnızca sermaye aktarımı görevinin çok daha ötesine geçip aslında girişimlerin bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceği bir pozisyona kendini evirmeye gayret ediyor. Bu da aslında yalnızca sermaye yatırımı değil, bunun yanında çok farklı disiplinde girişimcilere destek olup onları bir sonraki aşamaya taşıma konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Şimdi aslında söylediğin nokta çok önemli. Çünkü tabii sermayeye erişmek hep girişimciler için altın anahtar gibi oluyor. Yani parayı nasıl bulabilirim, sermayeyi nasıl bulabilirim? Bazen bu one shot, bir seferlik exit için olabilir. Bazen de mevcut projelerini, startupları büyütmek için. Fakat senin de vurguladığın gibi atlanılmaması gereken nokta o sermayenin ne kadar akıllı olup olmadığı. Dolayısıyla dışarıdan bulduğunuz herhangi bir sermayedense aslında bu ekosistemi iyi bilen ve know-how'u da aktaracak, biz ona aslında akıllı para, akıllı sermaye diyoruz, buna erişmek. Bu noktada mesela nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'deki VC'lerin farkındalığı ne, bilinç düzeyi nasıl? Ben aslında kariyerime çok tesadüfi bir şekilde yurt dışında bu alanda başladım ama çok kısa sürdü 2000'li yılların ortasında. O zaman daha Türkiye'de girişimcilik sektörü yeni yeni ayağa kalkıyordu. Bu anlamda da çok az fon girişimcilere destek sağlayabiliyordu. Ben yaklaşık 15 yıldır finans piyasasının farklı yerlerinde görev yaptım. Ama özellikle 2015 yılından itibaren bizdeki girişimcilik faaliyetlerinin de dünya standartlarına yaklaştığını görmeye başladım. Ama bence daha da sevindiricisi, fonlar da bu alanda dünya standartlarını yakalamaya başladılar. O zaman da biz hazır olduğunu düşündüğümüzde ekosistemin, biz de burada yatırımcı pozisyonunda olma kararını aldık. Dolayısıyla bugün geldiğimiz yerde ben Venture Capital fonlarının, girişim sermayesi fonlarının girişimcilere doğru yön gösterdiğini mutlulukla görüyorum. Sektörün de çok doğru bir yere gittiğini görüyorum ve hissediyorum. O yüzden bence bu anlamda doyurucu ve yeterli kaynak var. Tabii ki çok daha iyisi olabilir. Olacağına da inanıyorum önümüzdeki 2-3 yıl içinde. Özellikle fonlardan yatırım alan girişimciler diğerlerine göre tabii ki hem exit anlamında hem de şirketlerini büyütmek anlamında bence çok daha avantajlı durumda oluyorlar, onu söyleyebilirim. Peki biraz istersen bu tarafı ikiye ayıralım. Birazdan startup gözüyle de bakarız ama ben öncelikle yatırımcı şapkasıyla değerlendirmeni rica edeceğim. Şimdi mesela bizi izleyen eminim çok büyük kurumlar var ya da daha orta ölçekli şirketler olabilir. COBİ'ler de olabilir ama ben de aslında gelecek vadeden bir startup'a yatırım yapmak istiyorum diyen herhangi bir kurum, STK, şirket. Fakat bunu alelade yapamazlar. Çünkü bu konuda bir uzmanlıkları yok. Dolayısıyla yatırımcılarla sizin buluşmanız nasıl oluyor? Yatırımcılarla bizim buluşmamız aslında birkaç farklı kanaldan olabiliyor. Bazen yatırımcılar münferiden tek tek girişim şirketleriyle görüşüp onlara yatırım yapmak için incelediklerinde, konuştuklarında bizim karşımıza çıkabiliyorlar. Bunun dışında biz Türkiye'de MUKİM, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından regüle edilen bir ortamda bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla bizim yönettiğimiz fonların hepsi girişim sermayesi, yatırım fonları.
Burada da aslında devletin yatırımcıları bu tip fonlara yatırım yapmak için teşvik ettiği mekanizmalar var. Hı. Örnek olarak işte Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin bu yıl sonu itibariyle bu alana yapmak durumunda oldukları zorunlu bir yatırım var. Zorunluluk bazen negatif algılanabiliyor ama ekosistemin gelişmesi için aslında bu tip ufak derinleşmesi için bu tip ufak desteklerin de bu işin devamını getirmek anlamında çok büyük faydası oluyor. Buralarda yatırımcılarla karşılaşabiliyoruz. Veya tamamen biz konvansiyonel, geleneksel işimizden bir parça olsun kazandıklarımızı geleceğin işlerine yatıralım. Kendi yaptığımız işi startuplara yatırım yaparak teknoloji alanında nasıl derinleştirebiliriz, teknolojiden faydalanıp kendi işimizi nasıl daha verimli bir hale getirebiliriz diyen yatırımcılarla da karşılaşıyoruz. Bu da çok güzel bir sinerji oluyor. Şu anda bizim yönettiğimiz fonların çok büyük kısmında kurumsal yatırımcılar var. Ve özellikle sanayi ve teknoloji şirketleriyle yaptığımız fon yöneticisi yatırımcı ilişkisinde yürüttüğümüz, ben onların da finansal getirinin çok daha ötesinde kendi işlerini genişletmek ve geliştirmek için, daha verimli hale getirmek için, dünya standartlarını yakalamak için buralardan fayda gördüklerini görüyorum. Yani sadece getiri değil, belki o startuplar bir şekilde o şirketlere entegre olacak sağladıkları hizmetlerle ve bu anlamda da bir win-win hikayesi olacak. Kesinlikle doğru, kesinlikle doğru. Peki burada enflasyonist ortamın sektörü nasıl etkilediğini düşünüyorsun? Yani hem startupların gelişimi, büyümesi, karlılık hem de yatırımcı. Tabii global konjonktüre baktığımız zaman şu anda merkez bankalarının artık genişlemeci politikayı yavaş yavaş terk ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten bu 2008 krizi sonrası yaşadığımız, belki de bu kadar uzun süreceğini tahmin etmediğimiz bir dönemde. Amerikan Merkez Bankası ile birlikte diğer merkez bankaları da benzer politika izliyorlar. Biz şunu çok sıklıkla görüyorduk. Bunun nasıl diyeyim? Bunun belki meyvesini biz Türk yatırımcıları ve girişimcileri olarak alamadık yeterince. Ama orada zarar eden şirketlerin, ciddi anlamda vergi faiz öncesi zarar eden şirketlerin büyüme uğruna fonlar tarafından milyarlarca dolar desteklendiğini gördük. Ve bu desteklerin sonunda da yine Türkiye bu konuda bence pozitif bir örnek. Kar etmeyen şirketlerin veya bilançoda karlılık yakalamaya çok uzak şirketlerin halka arz edildiğini gördük. Bu aslında dediğim gibi, ben 15 yılı aşkın süredir finansal piyasaların farklı yerlerinde görev yapan birisiyim. Bu aslında bizim için bir anomaliydi. Çok normal bir dönem değildi. Burada da bir balon vardı. Özellikle bu enflasyonist ortamın ve para politikalarının burayı biraz daha girişimler için, belki yatırımcılar için de daha zor hale getirdiğini görüyoruz. Çünkü artık IPO, halka arz seviyesinden başlayıp, yanlış ifade kullanmak istemiyorum ama altı boş belki doğru bir terim değil ama, karlılık yakalayamadan büyüyen çok şirketlerin. Yani sadece finansman erişim için halka arz olan birçok şirket var. Yani Türkiye borsasında da biz bunu görüyoruz son dönemde. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla bu tip şirketlerin artık eskisi kadar ödüllendirilemediğini veya halka arzda eski kolaylıklarda halka arzları neticelendiremediğini görüyoruz. Bu tabii halka arz seviyesinden başlayıp işte pre-IPO dediğimiz halka arz öncesi seviye. Daha sonra da belki tohum aşamaya kadar etkisini gösterecek. Ancak bizlerin takip ettiği kadarıyla şu anda tohum aşamaya henüz derinleşmiş bir şekilde sirayet eden bir fonlama krizi söz konusu değil. Henüz daha bizim seri A tabir ettiğimiz tohum aşamasından birkaç aşama sonra olan seviyelerde etkisinin görülmeye başlandığını görüyoruz. Bu bir gerçek. Peki şimdi son birkaç dakikanın içerisindeyiz. Aslında 20 startup'a yatırım yapmayı hedefliyorsunuz bu yıl ama hangi etkinlikleri düzenlediniz? Özellikle Tekvan olarak sizin büyüklüğünüz, fon büyüklüğünüz nereye geldi? Hedeflerini biraz senden dinleyelim. Tabii biz aslında küçük bir deneme amacıyla Tekvan'ı kurduk. Fakat ilk günden beri hedefimiz akıllı sermaye olabilmekti. Ben bu tabiri çok sevmiyorum açıkçası. Çünkü biz o kadar nitelikli ve o kadar yaptıkları işi iyi bilen girişimcilerle çalışma fırsatına sahip oluyoruz ki, şöyle örnek vereyim. Fon Tekvan kurulduğundan beri 10 bini aşkın işe bakmışız. Bunların 2000'inde görece derinleşmişiz. Bu girişimlerin 150 tanesini de çok ciddi çalışmalar, due diligence dediğimiz teknik değerlendirme ve tespitler sonucunda yatırım komitelerine çıkarmışız. Dolayısıyla
Bu insanların hepsi rahatlıkla söyleyebilirim. Bizden akıllı insanlar. O yüzden akıllı sermaye demek kolay ama o aklı verebilmek veya birazcık bunun icrasına destek olabilmek çok kolay değil. Bence ama biz akıllı bunu... kelimesini startuplara göre kıyaslamak için yapmıyoruz aslında. Sermayeyi kendi arasında belki de kıyaslıyoruz. X para veren bir kişiye göre bir VC daha akıllı olabiliyor. Çünkü kesinlikle. Para dışında da bir know-how aktarıyorsunuz. Kesinlikle. Ben de oraya gelecektim. Biz bu know-how'u aktarmak için ilk günden beri yani uluslararası bağlantılarımızı kendimiz de genişletmeye çalışıyoruz. Finansal, operasyonel, stratejik yönetim anlamında önemli uzmanlarla, danışmanlarla çalışıyoruz. Kendi ekibimizi bu şekilde kurguluyoruz. Buna başladığımızda birkaç kişilik bir ekiple yola çıktık. Şu anda 10 kişi civarında startuplara bu desteği verecek ekibimiz var. Dolayısıyla sermayeden daha fazlasını vermeye çalışıyoruz. Fonumuz 25 milyon dolar civarı bir büyüklüğe ulaştı. Aslında Türkiye için yönettiğimiz diğer birkaç fonla birlikte önemli bir tutar. Belki 80-90 milyon dolarlar civarında bir sermaye yönetiyoruz. Ancak bu rakam bile uluslararası standartlarda hala mikrofon seviyesinde kalıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu fonları başarılı bir şekilde bu fonların yatırımlarını tamamlamak, katma değer yaratabilmek ve tabii çok daha büyük, biraz daha bölgesel bir oyuncu olabilmek istiyoruz. Peki biraz istersen başarı hikayelerini de konuşalım. Mesela son birkaç yılda yatırım yaptığınız ve büyüyen şirketlerden kimler var? Eminim çok fazla vardır. Kimseye de aslında adaletsizlik yapmak isteyiz ama süre yettiğince bir iki tanesini senden dinleyelim. Tabii çok kısa birkaç örnek vereyim, farklı örnekler vereyim. Biz tabii ilk günden küresel düşünen, global oyuncu olmak isteyen, yenilikçi bir iş modeliyle veya teknoloji anlamında rekabet avantajı yaratarak büyüyen işlere yatırım yapmak bizim yatırım stratejimizin ana odak noktası. İkincisi de tabii birbiriyle uyumlu çalışabilen, kaliteli, iyi eğitim almış, daha önce bu sektör değiştirmek istediği alanda faaliyet göstermiş girişimcilere yatırım yapıyoruz. Çok farklı hikayeler çıkıyor buradan. İşte 10 binin üzerinde girişimle görüştük deyince tabii çok farklı hikayeler. Mesela bir tanesi VESK isimli bir girişimimiz. Onu burada övebilirim çünkü geçtiğimiz günlerde de çok yakın zamanda övdüm. VESK'in kurucusu Ercan sıfırdan globale ürün satmak için yola çıkmış. Daha önce yazılım sektörü tecrübesi çok limitli bir girişimciydi biz ilk tanıştığımızda. Fakat onun anlattığı hikayeye ve onun isteğine ve bunu yapabileceği ekibe inandık ve yatırım yaptık. 0 lira ciro yapan bir şirket çok kısa bir sürede 1-1,5 yılda tamamen dünyaya ürün satan, hiç Türkiye ile veya Türk müşterisi olmayan belki tamamen yurt dışına ürün satan, ayda 4-5 milyon TL cirolara ulaşabilen bir hikaye yarattı ve belki milyonlarca dolarlık bir değer yarattı. Bizim böyle girişimcilerimiz de var. Biz belki ayda bir kere minimum, tercihen haftada bir kere görüşüyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Ama yine bugün görüştüğüm çok daha tecrübeli bir girişimcinin kurduğu işte siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Timus Networks isimli Sayın Turul Tekbulut'un kurduğu, daha önce defalarca şirketini yaratmış, katma değer yaratmış, exit etmiş bir girişimcinin kurduğu. Bu sefer ben bu oyunu dünyada oynayacağım ve dünyaya açılacağım, dünyaya satacağım gibi bir çok daha farklı profilde, çok daha derin bir girişimcinin girişimini de fonlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada... Yani iş modeli de dönüşebiliyor. Bebek adımlarından, tohum aşamasından büyük bir startup, hatta scale-up'a da dönüşebiliyor. Aslında ayrı dikeyler hep bahsettiklerin. Kesinlikle. Bizim Tekvan fonundaki amacımız bir dikey ayrımı yapmamak. Yeter ki iş ölçeklenebilir olsun, teknolojiyle rekabet avantajı yaratsın, iyi ekipler tarafından yönetilsin. Bizim önceliklerimiz bunlar. Çünkü çok güzel bir aslında röportaj veya bir podcast diyeyim daha doğrusu dinledim geçenlerde. Çok uzun süredir teknoloji yatırımcılığı yapan işte Sequoia gibi bir fonun ortağı da çıkıp şunu söyleyebiliyor. Zaten teknoloji trendini hiçbir zaman yakalayamayacağız. Bir önceki fonda öğrendiğimiz doğrular 10 sene sonra, 5 sene sonra bizi yanıltabiliyor. Ama asıl önemli olan doğru ekiplere, büyüme isteği olan ekiplere, girişimcilere yatırım yapmak. Biz de o yüzden sektör ayrımı Tekvan'da yapmıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Yiğit. Yılın geri kalanında iyi geçsin sizin için ve tüm aslında VC'ler için zor bir sene olacak diyelim ve hemen geçelim buradan o zaman biraz startupların gözünden hikayeyi dinleyelim. Programın ikinci bölümünde konuğumuz Eklit CEO'su Evren Ballı bizimle olacak dedik. Evren Bey hoş geldiniz yayına.
Merhabalar Gizem Hanım, selamlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi programı açarken de öyle dedim. Yani bu kadar likitte sıkışıklığı, yüksek enflasyon, resesyon endişeleri var ve siz böyle bir dönemde KOBİ'lere ürün sunuyorsunuz. Biraz sizden dinleyelim bu hikayeyi. Merhabalar tekrar. Açıkçası şöyle, biz geçtiğimiz yıl içerisinde Türkmen Girişim Sermayesi ile birlikte ortaklaşa ekip çatısını oluşturduk ve stratejimizin temelinde de kurumsal müşterilere üst düzey sofistike teknolojilerin servisini verirken bir yandan da KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak bir platform oluşturmak vardı. Şimdi günümüze baktığınız zaman gerçekten resesyon konuşuluyor, enflasyonist ortam konuşuluyor. Bir şekilde değer yaratmanın iyice zorlaştığı günler yaşıyoruz. O değeri de bir şekilde teknolojik dönüşümlerle hem KOBİ'lerde hem kurumsal büyüklükteki büyük müşterilerde yakalamamız lazım. Biz edindiğimiz bu sofistike deneyimi, kurumsal müşterilerde edindiğimiz bu sofistike deneyimi yalınlaştırarak KOBİ'lere uçtan uca IT servislerini veren bir platform geliştirdik. Mevcut durumda da son bir sene içerisinde yaptığımız yatırımlarla birlikte binlerce KOBİ'nin bizden destek alabileceği, IT tıpkı bir elektriğe, suya, doğalgaza ulaşabilir gibi ulaşabilir formatta ulaşabileceği bir platform gerçekleştirdik. Bu dönüşümde onların yanında olup onların yol arkadaşı olmak stratejimizi kararlı adımlarla uyguluyoruz diyebilirim. Peki Eren Bey, burada tabii herhalde biraz KOBİ'lere nasıl bir yön sağlıyorsunuz onu da doğru anlatmak lazım. Çünkü elbette KOBİ'ler için yeni bir yatırım yapmak ya da yeni bir proje, yenilikçi bir projeyi kendi iş modellerine ekleyip devam etmek bu dönemde biraz cesur bir adım olarak atfediliyor ama siz kendinizi nasıl izah ediyorsunuz? Biraz sizden dinleyelim. Yani günümüz ekonomik koşullarına gerçekten teknoloji altyapısına yatırım yapmak, yetkin insan kaynağını elde tutmak, onu verimli bir şekilde organizasyonun içerisine dahil etmek gerçekten güç. Yani doların geldiği durum karşısında teknoloji altyapısına yatırım, koca koca kapeksler yapmak çok mümkün olmuyor. Bizim burada sağladığımız en büyük avantaj kullandıkça öde modeliyle hem teknoloji kaynaklarını güncel tutabilmelerine hem de yetkin insan kaynağına erişim sağlayabilmelerinde KOBİ'lere yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz bir dönemde yaptığımız bir araştırmaya baktığımız zaman KOBİ'ler sistem altyapılarını %70'i değiştirmek istiyorlar. Eski altyapılarla çalışıyorlar. Fakat %70'lik bölümün %50'si mevcut yatırım koşullarından dolayı bu yenilemeye cesaret edebilir durumda değil. Bizim sağladığımız platformlarla az önce de söylediğim gibi kullandıkça öde modeliyle tıpkı işte elektrik gibi su gibi kullandıkları kadarının parasını ödeyecekleri bir teknoloji platformu üstünden de güncel teknolojiye çok hızlı erişebilecekleri bir yapı sunuyoruz KOBİ'lere. Bu sayede işlerini hem teknoloji tarafında ne oluyor ne bitiyor karmaşasıyla uğraşmaktan kurtuluyorlar. Hem de işlerini büyütme hevesinde olan KOBİ'ler doğru yere yatırım yapma gibi bir finansal boşluğu da bizim sayemizde yakalamış oluyorlar. Bu sayede işlerine odaklanarak daha hızlı büyümelerinde bir katalizör görevi görmeye çalışıyoruz açıkçası. Peki biraz KOBİ'lere, hangi tip KOBİ'lere hitap ediyorsunuz? Belli bir alanda mı yoksa aslında her sektörde olan KOBİ'ler mi bu teknolojik yatırıma, dijitalleşmeye ihtiyaç duyuyorlar? Son dönemde çalıştığınız şirketlere dair biraz detay verir misiniz? Tabii aslına bakarsanız biraz ekliti yakınsatmaya çalışayım ben hem izleyicilerimize hem sizlere. Şu anda Türkiye'deki e-fatura arşivinin %56'sı bizim servislerimiz üstünden çalışıyor. Aslında Türkiye'deki işletmelerin büyük bir bölümü ekliğe dokunan bir servis alıyorlar. Şu anda hali hazırda geçtiğimiz hafta duyurduğumuz yatırımımızla birlikte 1100'den fazla işletmeye IT servislerini sağlar durumdayız. Her ölçekten işletmeye bu IT servislerini sağlıyoruz. İster 5 kullanıcısı olsun, ister 5000 kullanıcısı olsun bizim platformumuzdan operasyonel mükemmellik seviyesi üst düzeyde bir servis alabiliyorlar. Şimdi bizim e-ticaret işiyle uğraşan KOBİ'lerimiz var, sigortacılık sektöründe dealer broker olan KOBİ'lerimiz var, otellere, hizmet sektörüne, perakende sektöründe faaliyet gösteren, restoranlara hizmet veren birçok farklı sektörden müşteriye hizmet sağlıyor Eklit'in platformları. Bu açıdan açıkçası kendimizi de şanslı ve esnek görüyoruz. Birçok farklı sektördeki KOBİ'ye dokunma imkanımız var. Birçok farklı sektördeki kurumsal müşteriye dokunma imkanımız var. Çünkü bizim sağladığımız IT hizmetleri açıkçası işletmeler için her alanda ihtiyaç olan bir dikeyde değil yatayda bütün sektörleri adresleyebilen hizmetler sunuyoruz.
Birçok farklı sektöre örnek verebiliriz. Birçok farklı sektöre dokunduğumuz başarı hikayelerini anlatabiliriz. Peki Eren Bey, son bir iki dakika içerisinde biraz rakam paylaşabilirseniz, özellikle Eklitko olarak siz nasıl bir rakama hedefliyorsunuz büyümeyi? Şu anki özellikle başlangıç aşamasından itibaren, yani kurulduğunuz sermaye, ortaya koyduğunuz sermaye ne kadar büyütebildiniz? Kaç kobi ile çalışıyorsunuz? Oradaki rakamlar, hedeflerle tamamlayalım programı. Ya şöyle, bir 2021 yılından başlayalım. 2021 yılı verilerine göre kendi alanında en son yayınlanan Türkiye Bilişim 500'de lider pozisyonda Eklit. Kendi ana rakiplerinin oldukça önünde. Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki en iyi hizmet sağlayıcı ödülünü aldı. 2022 yılı içerisinde baktığımız zaman şu anda 1100 müşteriye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta yaptığımız yatırımla birlikte. Dolar bazında aynı ayın geçen seneki rakamlarını karşılaştırdığımızda %20'lik bir büyümemiz var. TL bazına baktığımız zaman %100'ün çok üstünde. İnsan kaynağına geçtiğimiz bir yılda yaptığımız yatırımla %50'nin üstünde çalışma arkadaşlarımızın sayısını arttırdık. Platformumuzu genişlettik. Hem teknoloji platformumuza hem de bunun yönetim sistemlerine çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Hedefimiz Türkiye'deki lider pozisyona ulaşmak, yönetilen hizmetlerin standartlarını belirlemek. Bunun için gerekli altyapı, teknoloji ve insan kaynağına yatırımını yaptık. Azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. Evren Bey, çok teşekkür ediyorum katkınız için. Çok sağ olun. Rica ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Eklit Co-CEO'su Evren Ballı'yı ağırladık. Girişimcilik Dünyası'nın ikinci bölümünde. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın.